Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralanan depremin sembol isimlerinden Yusra Bebeğin annesi Ayşe Yıldız o anları anlattı. Sürekli aynı korkuyu yaşadıklarını belirtti. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe, baba Hüseyin ile çocukları Onur ve Yusra enkaz altında kalmıştı. Dışarı kaçmaya çalışıyorduk. Kapıya geldik, dış kapıya. Acaba hani dışarı kaçak, ikinci kattaydık. Kapıya geldik, o an zaten yıkıldı. İşte o an düşünemiyorsun, bir yere sığınan, bir güvenli bir yere gidek. Aklına gelmiyor. İşte oradaki depremin altındaki o an sadece çocuklarını düşünüyorsun, kendini düşünmüyorsun. O an zordu işte. Anne Yıldız ve 5 yaşındaki kızı Yusra 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğluysa hayatını kaybetmişti. Zaten hiç kıpırdayacak yer yoktu. Hiç kıpırdayamıyorduk. Taşlar vardı. Eşim üstümdeydi, onun kafası göğsümün üstündeydi. Bize sarılmıştı. Oğlum yanımdaydı. Oğlum konuşuyordu, iki gün boyunca konuştu da işte nefesi yetmedi, daha tamam oldu. Bu da benim yaşama sebebimdi kızım. Rabbim onu bana bağışladı, beni de ona bağışladı. Ve annemle de üçümüz çıktık. Çok şükür kızıma bir şey olmadı. Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, depremin 3. yıl dönümünde yaşadıklarını anlatarak deprem anını hiç unutmadıklarını, sürekli aynı korkuyu yaşadıklarını ifade etti. O yıl dönümüne, cuma günlerine sanki tekrar deprem oluyor. Zordur. Rabbim kimseye göstermesin. Ama her an sanki o şeyi yaşıyoruz.